Özellikle CrossFit gibi bir sporda yapılan en büyük vücuda etki kas şaşırtması. Bu videoda özellikle CrossFit yapan arkadaşların, diğer taraftan farklı spor branşlarında da yer alan arkadaşlar bu 5 hatayla kendilerini bağdaştırıyor olabilirler. Benim yapmış olduğum hatalar da tabii bu bahsedeceğim hataların içerisinde yer alıyor. Diğer taraftan da bahsedeceğim hatalar da gözlemlerine tamamen dayanıyor. Ve okumuş olduğum, araştırdığım kitaplar, filmleri vesaire de baz aldığımız zaman bu 5 hata benim gözlemlemiş olduğum en büyük hatalardan 5 tanesi. Bunu biraz daha verimlilik olarak algılayabiliriz. Bunlardan birincisi yanlış beslenme. Ben CrossFit'e başladığımda yediğim yemeğe bakıldığı zaman tabağın içerisinde olan protein, karbonhidrat ve yağ oranına baktığımız zaman işte tavuğu göreceksiniz. Diğer taraftan hafif biraz bir salata yanında göreceksiniz. Diğer taraftan da içecek olarak da su göreceksiniz. Şimdi burada aslında yapılan en büyük hata ne? İdmandan önce yediğim yemeğin içerisinde karbonhidrat yok. Salatadan gelen karbonhidrat. İdmandan sonra yediğim yemeğin içerisinde yine karbonhidrat yok. Çünkü neden? Videoları izlediğimizde genel olarak vücut geliştirmecileri görüyoruz. Ve vücut geliştirmeciler aslında idman sistemine bakıldığı zaman lifting yapıyorlar. İşte ağırlık kaldırıyorlar, makinelerde çalışıyorlar. Kardiyoya bakıldığı zaman bakıyorum adam ciddi bir vücuda sahip ve yapmış olduğu kardiyo 5 dakika yürüme. Ve crossfit idmanına bakıldığı zaman 5 dakika yürüme idman içerisinde ısınma olarak bile hani yapılmayacak bir hareket diyeyim. Dolayısıyla böyle olunca ne oluyor? Kişi kendi beslenmesine çok fazla dikkat etmediği zaman artı bir yağ kazanımına sahip oluyor. Ve diğer taraftan kişi okey ağırlık kaldırırken karbonhidrata ihtiyacı var ama kardiyodaki duyduğu karbonhidrat ihtiyacı ile ikisinin arasındaki karbonhidrat ihtiyacı farklı seviyelerde. Dolayısıyla crossfit yapan bir kişi eğer öğünlerin içerisinde karbonhidrat yoksa hangi kiloda olursan ol, eğer ister çok ağır ol, istersen çok zayıf ol, istersen kilondan memnun ol. Almış olduğun karbonhidrat senin glikojen depolarını doldurup enerji ihtiyacını karşılayacak olan besin öğelerinin başında geliyor. Karbonhidrat yemeyen bir kişi idman süresinde kendini daha zayıf hissedebilir. İdmandan sonra da yemediğinde veya daha önceki karbonhidrat alımına bakıldığı zaman idman sonrasında kendini biraz daha bitkin hissediyor olabilir. Çünkü genel olarak fitness dediğimizde ne aklımıza geliyor? Vücut geliştirme geliyor değil mi? Yani Instagram'a girdiğiniz zaman bir kişinin işte dumbbell hareketiyle koparma yaptığı veya işte halter kaldırdığı veya ne bileyim farklı bir şekilde ellerinin üstünde yürüdüğü, bir şekilde ellerinin üstünde yürüdüğü idmanları görüyoruz ama genel anlamda fitness üzerine bir görsel bir imaj var. Dolayısıyla da bu kişiler paylaştıkları diyetlerde karbonhidratı baz aldığımız zaman da daha düşük gözüküyor olabilir. Bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor ve sürecin sonunda da sizin idman performansınızı etkiliyor. Peki nereden başlayabiliriz? Bu bahsettiğim karbonhidratı göz önüne aldığımız zaman diğer taraftan genel bir tema oluşturmak istiyorsak MyFitnessPal diye bir uygulama var. Burada da görebilirsiniz. Ben bu uygulamayı kullanıp kendi almam gereken besin ihtiyacını aşağı yukarı bu şekilde kendi yediğim yemekleri girerek anlamıştım. Ve bu sürecin sonunda baktığım zaman aslında aldığım karbonhidrat yeterli değildi. Hatta bayağı bir düşük de almam gereken karbonhidrattan yaptığım idman verimine sağlamak açısından. Dolayısıyla da bunu baz aldığım zaman yaklaşık 1-2 ay kullandım ve şu anda hayatıma entegre etme sürecinde zaten az çok bir fikre sahip olabiliyorsunuz. İkincisi, esneme ve mobilizasyon. Burada 3 noktayı göz önüne alacağız. İdman öncesi, idman sırası ve idman sonrası. İdman öncesinde yapmış olduğunuz mobilizasyon sizin idman sırasındaki verimlerinizi inanılmaz derecede artırıyor. Burada tavsiye edeceğim esneme planı aynı şekilde benim de uyguladım. Öncelikle bir dinamik ısınma. Örnek veriyorum 5 dakika boyunca işte bisiklet sürme, kürek çekme, ip atlama gibi. Bu üç idman hareketi arasında dönüşümlü olarak ısınma gibi düşünelim. Ardından da direkt mobilizasyonu artırmak açısından yaptığımız statik esnemeler. Sonrasında da yaptığımız statik ısınma. Burada örnek veriyorum. Kolumuzu tutarak bu şekilde omuzlarımızı esnetmek gibi bahsedebiliriz. 1 dakika boyunca mesela sağ kolumuz, 1 dakika boyunca da sol kolumuzu ısındırarak. Kendime örnek verecek olursam benim overhead mobility'm çok fazla iyi değil. Yani şu şekilde baktığımız zaman kollarımı baş hizama getirme noktasında omuz açıklığım çok fazla yeterli değil. Dolayısıyla ben bu statik ısınmada daha çok omuzlarımı açma üzerine odaklanıyorum. Tabii ki de bacak kaslarımı açma noktasında odaklanıyorum ama büyük çoğunluğumu omuzları açma üzerine yönlendiriyorum. Herhangi bir idmana girdiğim zaman idmanın içerisinde overhead hareketi olduğu zaman örnek verelim press hareketinde barbelle veya dumbbellle yaptığımız zaman omuz açıklığı daha fazla etkin olmadığı zaman ister istemez idman verimliliğini düşürüyor. Çünkü herhangi bir şekilde 1 kiloyu omuz başları üstüne kitleme noktasında eğer açıklığınız daha kısıtlıysa daha zor ulaşacaksınız. İkinci maddenin son konusu olarak bakıldığı zaman da
İdman sonrası da yaptığımız esnemede biz aslında esnekliğimizi kazanıyoruz. İdman yaptıktan sonra, kas kütlesini kazandıktan sonra, omuz açıklığını sağladıktan sonra her şey sıcakken ardından soğumaya geçtiğiniz zaman düzgün bir şekilde soğuma yapmadığımız için ertesi gün kalktığımızda idman verimliliğinizi arttırma noktasında daha yorgun kendinizi hissedebilirsiniz. Ve diğer taraftan da kas büyümesi sağladığınız zaman şurada küçük olan bir kasınız büyüdüğü zaman ister istemez omuz açıklığınız da ona göre de düşecektir. Dolayısıyla da büyüyen kasları açıp genişletmemiz gerekiyor. Esneme mobilizasyon noktasında benim de kullanmış olduğum uygulamadan bahsedeceğim. GoOne diyebiliriz. Direkt Play Store'dan veya Apple için girdiğiniz zaman, store'unuzdan GoOne yazdığınız zaman çıkacaktır. Bu uygulama mükemmel bir uygulama. Uygulama sayesinde kendiniz testleyerek hangi bölümlerde, hangi bölgelerde daha fazla kendinizi bir şekilde tight diyeyim, hani sıkı hissediyorsunuz. Bunun üzerine de size yaptığınız idman öncesinde ve idman sonrası veya günlük olarak hareketler noktasında size bir rehberlik sağlıyor. Bu anlamda benim mesela omuz açıklığından bahsetmiştim. Yaklaşık 1,5 aydır falan kullanıyorum. Omuz açıklığımı artırma noktasında büyük etkisi oldu. Hatta bu da silkme hareketi yaptığım zaman veya diğer taraftan da omuz üstüne çıktığım herhangi bir harekette veya el üstü yürüme diyelim, omuzlarımı daha böyle sıkı hissetme noktasında bir açıklığa kazandırdı diyebilirim. Dolayısıyla da bana verimliliği idman süreci noktasında da çok fazla oldu. Bu uygulamayı indirmenizi tavsiye ederim. Üçüncü hata. Siz belki yeni başladınız veya uzun bir süredir idman tecrübeniz var. Yanınızdaki kişi özellikle mesela barfix hareketi diyelim. Barfix hareketini yaparken sizi geçtiğinizi gördüğünüz zaman siz daha fazla hırslı yapıp o kişiyi geçmeye çalışıyorsunuz. Ama baktığımız zaman belki de barfix senin zayıf olduğu noktalardan bir tanesi. Bu kişilerle yarışarak zayıflığınızı yenmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada mental olarak aslında kendimizi itekleme noktası var. Bunları bir kenara atıp aslında idmandan sonra veya bir hafta sonu jime gidip 10 dakika yaptığınız bir çalışma barfix'inizi arttırarak verimliliğinize artı sağlayarak bunları yapabileceğiniz hareketler tabii ki de var. Örnek veriyorum, mesela kelebek barfix yaptığınızı düşünelim. Bunu artırma noktasında idman içerisinde buna odaklanmaktan ziyade sadece yanınızdaki kişiyle yarıştığınız için ayrı bir zamanda daha düşük bir nefeste bu hareketleri geliştirmemiz gerekiyor. Bu hareketleri geliştirdikten sonra idman içerisine girdiğiniz zaman yine kendinize odaklanırsınız. Göreceksiniz ki 5 tane zar zor yaptığınız tekrar aslında kolay olacaktır. Ve bu kolaylığı sağlayan en önemli bir tanesi de o gün zamanda ayırmış olduğunuz kendinize 10 dakikalık süreç. Dolayısıyla da yarış yapıp eksikliklerimizi yönetmeme, bilmeme ve bunların üstüne gitmeme noktasında da hata yapabiliyoruz. Dördüncüsü, ölümüne girme. Jime yazılmış olduğunuz ilk idmandan itibaren sağınıza solunuza baktığınız zaman kaos ortamını görüyorsunuz. Ve hakikaten de kaos ortamı. İnsanlar halterleri yere atıyor, kettlebell'i savuruyor, öbürü oradan eline magnezyum oluyor. Eli yüzü magnezyum oluyor ve siz de gördüğünüz zaman her zaman bir savaş modunda idmanlara saldırmak istiyorsunuz. İdman belki 20 dakika ve diğer idman, ertesi gün yaptığınız idman 10 dakika daha kolay bir idman bir önceki güne nazaran bakıldığı zaman. Ama sizin savaş modunuz her zaman aynı şekilde aynı agresifliğe sahip. Bunu göz önüne aldığımız zaman aslında kendiniz bir idmanınızı düşünün şu anda. 10 dakikalık bir idmanda İlk 2 dakikasında kendinizi öldüğünüz zaman son 8 dakikada idman verimliliğiniz belki olduğundan çok çok daha fazla aşağıda ve idman sonunda yapmış olduğunuz süre, ulaşmış olduğunuz tekrar sayısı aslında yapabileceğinizden daha az seviyede. Bu sebeple de her zaman önüne girmekten daha ziyade bazı idmanlarda kendinizi tanıdıktan sonra kendinize göre pace dediğimiz koruyabileceğiniz bir ritmik hareket uygulamasıyla devam etmenizi tavsiye ederim. Tabii kendinizi tanıdıktan sonra bazı günler olacak ki programlamada göreceksiniz. Sadece 500 metre kürek çekme olacak. 500 metre kürek çekme idmanında siz başladığınız zaman %60'ınız, %70'inizle başlamanız gerekiyor. Bu idmanı ölümüne girip all out dediğimiz kendinizi parçalamanız gerekiyor. Beşincisi, idman sıklığı. Yaklaşık 7 gün boyunca idman yaptığım 2 senelik bir süreç oldu. Burada yaptığım en büyük hata şuydu. 7 gün boyunca idman yaptığım için kendi yoğunluğumu sağlama noktasında hep bir şekilde bu süreklilik koruma gibi veya diğer taraftan da yorgunluğun vermiş olduğu sürekliliği kısma noktasında da almak istediğim verimi alamadım. Yani burada neyi tavsiye edebilirim ben? 3 gün idman yapıyorsanız bir gün dinlenin. 2 gün idman yapıyorsanız bir gün dinlenin.
2-10-1-off, 2-10-1-off, 3-10-1-off gibi sisteme oturmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle 3 gün arda arda crossfit idmanı yaptıktan sonra 4. gün yaptığınız idman sadece kendinizi, egonuzu yenmenizden oluşan bir idman günü diyebilirim. Sadece kendinize şunu diyorsunuz, bugün de idman yaptım, ne kadar işte dinçim, ne kadar hayvanım, ne kadar iyiyim vesaire gibi noktalarda kendinizi sadece tatmin ediyorsunuz. Ama 3 gün ölümüne girmekten bahsettik. Tabi burada dengeli ölümüne girmekten bahsediyoruz. Az önceki maddeyi göz aldığımız zaman. 4. günde dinlenmeniz gerekiyor. Ki ertesi gün idmana geldiğiniz zaman yine aynı şekilde idman veriminizi sağlayabilirsiniz. Eğer bir kişi bana gelip diyorsa ki 1 yıl boyunca kilo verdim ama şu anda kilo vermem durdu. Burada bahsedeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de beslenme tabii ki de. Ama beslenmeyi şu anda kenara bırakalım. Kişi aynı şeyleri yediğini içtiğini düşündüğümüz zaman bu kişinin idman sistemine baktığınız zaman 7 gün boyunca idman yapmış. Ve 6 gün boyunca idman yapmış. Arda arda son gününde dinlenmiş. Buradaki idman verimliliği o kadar düşük olacaktır ki yüksek yoğunlukla kıyasladığımız zaman özellikle crossfit gibi bir sporda yapılan en büyük vücuda etki kas şaşırtması. Kaslarımızı şaşırttığımız için çok kısa sürede yüksek yoğunluk olduğu için de değişim aynaya baktığımız zaman hızlı bir şekilde oluşuyor. Ama burada verimliliği artırma noktasında 6 gün idman yapan bir kişiyle 3 gün idman yapıp 1 gün dinlenen kişi göz önüne aldığımız zaman ikisinin arasında verimlilik farklı. 3 gün idman yapıp 1 gün dinlenen kişinin sağlamış olacağı yüksek yoğunluk daha fazla olacaktır. Verimlilik de daha fazla olacağı için kişinin vücudundaki değişim tekrardan fazla seviyelerde artmış olacaktır. Bu kişiye söyleyeceğim tavsiye ne olacaktır? 6 gün idman yapmayı bırak, 3 gün idman yap, 1 gün dinlen. 2 gün idman yap, 1 gün dinlen. Ama her yaptığın idman sürecinde kaslarını şaşırma noktasında yoğunluğu biraz daha arttır ki kilo vermen daha fazla artıyor. Crossfit yapanların yaptığı 5 hata videosunu beğendiyseniz likelayıp kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum, hadi öpüyorum. Bye.